Profesör Doktor Tayfun Uzbay nörobilimci ve Profesör Doktor Aytül Çorapçıoğlu psikiyatrist. Önce isterseniz bir kabul ederek başlayalım diye düşündüm ben. Bir şekilde kimimiz kabul etsek, kimimiz etmesek de, kimimiz de farkında olmasak da bana kalırsa bağımlıyız. Ve bugün olmasak bile yarın olabilme ihtimalimiz var. Ne dersiniz? Bir şeyden gerçekten onu yapmaktan zevk alıyorsak ve onu yapmadan duramıyorsak aslında bağımlı olduğumuzu düşünebiliriz. Yani bağımlılıkta çok önemli iki tane prensibimiz var bizim. Günün önemli bir kısmını o yapmayı düşündüğünüz, planladığınız şeyi yapmak için harcamak, onu düşünerek yapmak ve onu yapmadığınız zaman da bir yoksunluk hissetmek, huzursuzluk hissetmek ve giderek daha sık bir şekilde onu yapmaya çalışmak. Bu eskiden sadece alkolle, maddeyle ilişkili zannedilirken şu anda gerçekten işte kullandığımız cep telefonları, elektronik aygıtlar, internetten alışveriş yapmak, hatta bazı insanlarla olan ilişkiler, bunların çoğuna evet, bağımlı olabiliyoruz. Şimdi zevk aldığımız bir şey ve yapmak istememiz dedi Aytül Hanım. Acaba bunun bir tercih olmaktan çıktığı andan mı söz ediyoruz bağımlılıkta? Yani zorunluluk haline gelince mi mesele oluyor? Zorunluluk olmaktan çok. Şimdi insan haz odaklı. Yani haz almak istiyor, keyif almak istiyor. Yaşamın enerjisi dediğimiz, yaşamın anlamı dediğimiz şey bu aslında. Şimdi haz verici şeyler tekrarlanırsa, kendine devamlı tekrarlattırırsa biz buna pekiştiri diyoruz aslında, pekişiyor. Ve bir süre sonra bu pekişen hazlar sizin zaaflarınız haline geliyor. Ve bu zaaflar, yönetebilirsiniz. Yani hepimizin zaafları var. Hepimizin var. Az önce söylediniz ya, hepimiz bağımlı mıyız? Hepimiz bir şeylere bağımlı olabiliyoruz. Hepimizin bir zayıf noktası, bir zaafı, bir şeyi var. Ama biz bunları yönetiyoruz genellikle. Şimdi yönetemediğimiz noktada ve zaaflarınız sizi yönetmeye başladığı noktada bağımlılık başlıyor. Aslında bir şeyden bağımlı olduğunu düşündüğümüz kişiye belki şunu sormalıyız. Bu senin ne işine yarıyor? Yani bazen sizi daha güvende hissettirir, bazen daha sosyal hissettirir, bazen korkularınıza iyi gelir, bazen ağrılarınıza iyi gelir, bazen huzursuzluktan, yalnızlık hissinden kurtarır, bazen bir şeylerle bağ kurma ihtiyacınızı çözer. Yani aslına bakacak olursanız bir işinize yarıyordur o sırada o bağımlı olduğunuz şey. İşinize yaradığını zannediyorsunuzdur. Ama sizin biraz önce söylediğiniz gibi hayatınızın içi boşalır ve bağımlı olduğunuz obje, madde, her neyse onun dışında başka bir şey kalmaz bir süre sonra hayatınızda. O bağımlı olduğumuz nesne veya insan da olabilir anladığım kadarıyla, bu bir kişi de olabilir. Her şey olabilir. O kişi veya nesneye yakınken veya onu kullanıyorken ki halimizi seviyoruz ve o halimizde aslında ideali o halimiz istiyoruz. Yani biz o olmak istiyoruz gibi mi? Başlangıçta seviyoruz değil mi? Öyle başlıyor aslında. Evet. Her şey böyle başlıyor. Ama hikayenin devamı kötü geliyor maalesef. Yani vücut alıştıktan sonra o hal olmuyor mu artık? Artık zevk almıyorsunuz ama onsuz da yapamıyorsunuz. Yani o haz, başlangıçtaki haz hiçbir zaman bir daha yakalanmıyor. Ama onu yapmamaya katlanamıyorsunuz. Bakın, bağımlılık yapan maddeler için konuşursak mesela kimyasallar, çeşitli madde, alkolden, sigaradan tutun da kokaina kadar uzanan geniş bir yelpaze. Şimdi burada bunları kullandıkça bunlar beyninizi değiştiriyor. Bir takım değişiklikler ortaya çıkıyor beyninizde ve bu değişiklikler geri dönüşümsüz bir noktaya gidiyor. Ve bir gün siz diyorsunuz ki ya ben aptal mıyım ya, bunları niye devamlı kullanıyorum ki? Zaten tolerans dediğimiz bir şey daha var. Bir süre sonra aynı hazzı almıyorsunuz aynı derecede. Bunu artırmak istiyorsunuz, daha çok artırmak istiyorsunuz. Ama aynı hazzı alamıyorsunuz. Tam o noktada diyorsunuz ki ben bunu bırakayım artık yani. Tamam, bıraktınız ama beyninizde de bir ters adaptasyon oluştu. Ne oluyor? Hastalanıyorsunuz. Onu almadığınız için acı çekmeye başlıyorsunuz. Bu bir hastalık. Biz buna yoksunluk sendromu diyoruz. Ve yoksunluk sendromu denilen şey mi? Yoksunluk sendromu dediğimiz şey bağımlı olunan nesne yerine konduğu zaman geçen bir şey.
Bu sefer yani ilk başta neyle başlamıştınız? Haz ve keyif alarak başlamıştınız. Hı hı. Artık acı çekmemek için mecbursunuz. Onu almaya mecbursunuz. Aynen öyle hocam. Of. Yani anladığım kadarıyla bağımlılık aslında başta iyi başlayan bir bağlılık ama sonra bir şekilde işin ucunun kaçması. Peki sebepleri ne? Çoğunluk böyle çocuklukta yaşanan bir travmaya bağlıyor ya da kaybetme korkusu mu? Çocukluk çağ travmalarının tabii çok önemli etkisi var. Çocukluk sevgili Edip Cansever'in dediği gibi başımızın üstünde bir gökyüzü. Hiçbir zaman için ondan kaçamıyoruz. Yani nereye gitsek çocukluk bizi takip ediyor. Ama bağımlılık çok multifaktöriyel bir konu. Davranışlarla, biyolojiyle, genetikle, sosyal çevreyle, geçmişimizle son derece alakası var ve tek bir faktörü evet bu sorumludur ve bundan dolayı olmuştur diye işaretlemek de çok çok zor. Hatta yıllardır bu işi yapıyoruz, defalarca çeşitli şekillerde hem hastalarla olan ilişkilerimizde hem de kişisel hayatımızda ben bir şey fark ediyorum ki bilmiyorum Tayfun Hocam katılır mısınız? Sanki kaş rengi göz rengi gibi bazı insanların bağımlı olma potansiyeli var veya riski var. Bazı insanlarsa bir şekilde bundan uzak durmayı başarıyorlar. Yani o ilk maddeyle karşılaştığınız anda sizin üzerinizdeki etkileri çok önemli. Aynı maddeyi iki insan kullanıyor. Bir tanesi gerçekten çok farklı etkileniyor. Son derece renkli şeyler hissediyor. Bir başkası o kadar etkilemiyor. Peki o yani genetik ve çevre konusunu bir sonraki bölüme saklayalım. Orada biraz daha ayrıntılı ele almayı planlıyoruz onu. Fakat şunu sormak isterim ben. Bir şeye bağımlı olan insanlar genelde bunu kabul etmezler. Örneğin teknoloji aslında yani telefona olan bağlılıkta da böyle. Yok ben aslında çok fazla bakmıyorum telefona. Yani ya da işim bir bahane, işle ilgili bakıyorum ya da çok vakit geçirmiyorum. Ama mesela telefondaki ekran süresi gerçeği çat diye yüzümüze vuruveriyor. Başka türlü bağımlılar da genelde kabul etmiyorlar. Yani bu benim tercihim aslında. Yapabilirim, vazgeçebilirim diyorlar. Ama bu böyle eleştirilmekten korktukları için mi? Hani kendini kontrol edemiyor demesinler diye mi? Şimdi başlangıçta evet. Yani reddeder. Belli bir süre sonra yakıştırmak istemez. Ama bağımlılık tam olarak oturduktan sonra ve onunla yüzleştiği andan itibaren İstediği kadar reddetsin, eninde sonunda kabul etmek zorunda. Kabul ediyor. Bununla yüzleşiyor. Çünkü bu bir hastalık. Evet. Ve aynen bir Parkinson hastasının, bakın aynı şeyi kanser hastalarından da alabilirsiniz. Kanserle karşılaştığınızda Allah kimseye göstermesin. Çok kötü bir hastalık. İlk böyle bir reddettiğiniz bir dönem olur. Neden ben? Neden ben dediğiniz bir dönem olur. Yakıştırmadığınız bir dönem olur. Yakınlarınıza da yakıştırmazsınız. Ama bir süre sonra artık mücadeleden vazgeçersiniz ve kabullenirsiniz onu ve bir yolunu bulmaya çalışırsınız. Yani o mücadeleden vazgeçip kabullenip bu defa başka bir mücadeleye yani aynen. Ayrılma mücadelesine giriyoruz. Aynen. Orada da irade mesela irade kelimesini doğru kullanır mıyım burada? Yani her bağımlının bağımlı olduğu için sırf iradesi zayıf mıdır? Yok asla değil öyle bir şey kabul etmiyoruz. Çünkü maalesef burada çok güçlü bir durumla karşı karşıyasınız. Yani bunu gücünüzle, iradenizle yenemezsiniz. Sadece aklınızı kullanarak yapmanız gereken tedavilerle alakalı doğru adımları atarsanız bundan kurtulabilirsiniz. Yoksa her zaman için madde sizden güçlüdür. Bunu kesinlikle kabul edeceksiniz. Ya da bağımlı olduğunuz şey her neyse. Ve motto burada şu, söylenmesi gereken net mesaj şu. Bağımlılık bir irade ve ahlak sorunu değildir. Bağımlılık bir hastalıktır. Aynen hocamın söylediği gibi. Bakın Parkinson neyse, Alzheimer neyse, depresyon neyse, şizofreni neyse bağımlılık odur. Ama bağımlılığın kendi özellikleri, kendi dokusu ve kendi tedavi biçimleri vardır. İrade ve ahlak sorunu değildir. Değildir. Oysa ne kadar öyle algılanıyor değil tabii, mi? Aynen. Ama bu zaten sırf bizde değil bakın. Tüm bilim camiasında yıllarca bu böyle algılandı. Yanlış yapıldı. Şimdi bu yanlışlardan dönülüyor. Bir takım gelişmeler var. Bağımlılara tamamen bir hasta gözüyle bakmamız ve onları rehabilite etmemiz lazım. Hem tedavi etmemiz, tedavi de yeterli değil. Hocam çok daha iyi bilir. Bir bağımlıyla uğraşmak, onu tedavi etmek uzun soluklu bir iştir. Tabii.
Yani bugün bütün hayatını ele almanız gerekir. Gerçekten bir sosyal çevresiyle, arkadaşlık ilişkileriyle, ailesiyle olan ilişkileriyle bir bütünlüklü yaklaşım gerekir. Bugün 21. yüzyılda artık eskisinden çok daha kolay hemen her şeye ulaşabiliyoruz. Ve acaba bu yeni durum, yani bu yeni dünyanın getirdiği kolaylık ve kolay ulaşılabilme bu bağımlılıkların artmasında bir etken midir, olabilir mi? Bizi daha bağımlı hale mi getiriyor çağımız, günümüz? Şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu çok önemli bir şeyden bahsediyorsunuz. Çünkü şimdi diyelim ki alkole bağımlısınız ya da maddeye bağımlısınız. Onlardan sizi uzak tutmak mümkün. Yani kullanmadığınız anda, reddettiğiniz anda, o ortama girmediğiniz anda. Ama diyelim ki bilgisayar bağımlılığı. Şimdi çocuğunuzda böyle bir şüpheniz var. Nasıl onu bilgisayardan uzak tutacaksınız? Okula gittiğinde bilgisayar var. Ödevlerini bilgisayardan yapıyor. Bütün iletişimini bilgisayardan kuruyor. Sizin de bile öyle. O zaman böyle bir durumda, yani maddeden onu uzak, yani bağımlı olunan objeden onu uzaklaştırmak çok zor olacağı için çok daha farklı bir bakış açısıyla, farklı yöntemlerle ele almak gerekiyor. Yani tamamen kendimizle alakalı tıbbi repertuarımızı ya da hastaya olan yaklaşımımızı da yeniden gözden geçirmek gerekiyor. Peki burada bütün bu saydığımız bağımlılıkların dışında, yani az bu dakikalar içerisinde adı geçmeyen iş bağımlılığı, alışveriş bağımlılığı, online oyun bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı, adrenalin bağımlılığı gibi bağımlılıklar tarif ediliyor. Müzik bağımlısı olduğunu söyleyen insanlar var mesela. Yani bütün bağımlılıklar o zaman zararlı mı? Müzik bağımlılığı zararlı olabilir mi? Bakın, her şeyin bağımlısı olabilirsiniz. Eğer belli bir müzik türü veya müzikle geçirdiğiniz süre sizin normal hayatınızı, normal yapmanız gereken görevleri aksatıyorsa bu da bir bağımlılık. Yani bu önemli bir nokta. Ve şöyle diyeyim, bağımlılık daha da çeşitlenecek. Yani teknoloji geliştikçe yeni bağımlılık türleri mi çıkacak? Çıkıyor zaten. Çıkmıyor mu? Biz daha öncesinde interneti konuşmuyorduk, cep telefonunu konuşmuyorduk. Aynen. Şimdi bunları konuşur olduk. En önemli sorunlardan bir tanesi alışveriş bağımlılığı. Aynen. En önemli sorunlardan bir tanesi şu: insan sosyal bir varlık, birbiriyle yüz yüze iletişim ihtiyacı var insanın. Bakın COVID-19 dönemi şu anda post dönem, yani o geçirildi bir dönem. İnsanlar yeniden adapte olmaya çalışıyorlar. COVID-19 dönemindeki o kapanmalarda insanlar sosyalleşmeden uzaklaştılar ve bu sosyalleşmeden uzaklaşma depresyonu, İşte demansları, bir sürü mental hastalıkların artışına neden oldu tüm dünyada. Sadece ekonomi bozulmadı, bu çok konuşulmuyor ama, ve bağımlılıklar da çok fazla arttı. İnsan sosyal iletişimini yüz yüze, aynen burada stüdyoda karşılıklı kurduğumuz gibi kuramadığı zaman ciddi sıkıntılara düşüyor. Önemli sorunlardan bir tanesi de nüfus yaşlanıyor. Nüfus yaşlandıkça yalnızlık artıyor. Fakat biz yaşlılara yalnız derken gençlerin yalnızlaştığını görüyoruz. Neden? Her şey, bütün arkadaşları bir cep telefonunun içinde, onlarla buradan irtibat kuruyor. Yüz yüze irtibat kurmuyor. Bu sosyal fakirleşme bence bağımlılık riskini çok artırıcı bir şey. Ama şöyle de bir bakış açısı var. Bugünün çocukları, gençleri de böyle sosyalleşiyor. Evet, sosyalleşme değişti. Bu sosyalleşme değil. Bakın bu çocuklar, şurada bir yanılgımız var bizim. Hep diyoruz ki bu çocuklar işte teknolojiye gözlerini açtılar. Bunlar daha zeki bizden. Hayır, öyle bir şey yok. Onlar bizim çocuklarımız. Bizimle aynı zeka seviyesini ortalama olarak sahipler. Ve bu bir devrim. Dünya bir değişim geçiriyor, dönüşüm geçiriyor. Aynen tarım devriminde olduğu gibi. Tarım devriminde buğdayı keşfettik. İlk buğdayı test eden, yiyen insanların çoğu hayatını kaybetti. Neden? O buğdayı metabolize edecek enzimleri yoktu. Biz şu anda bir dijital çağdayız. Fakat bu dijital çağa bağışık değiliz. Bu dijital çağın bize getirdiği bir sürü problem var. Bunlarla da başa çıkmak zorunda kalacağız. Evet.